Hoş bulduk. Ben de uzun 6 sene kadar İTÜ'de çalıştım. Aslen fizikçiyim. Teorik fizikçi. Şu anda da Miletos AŞ'nin genel müdürü olarak görev yapıyorum. 2014'te İTÜ Teknokent'te kurduk. Yapay zeka üzerine çalışmak. Özellikle görüntü işlem problemleri üzerine çalışmak üzere. Kemal hocamla da Deniz hocamla da tanıştığımız eskiye dayanıyor. Daha doğrusu Amerika'dan geriye döndükleri ilk günden itibaren neredeyse tanışıyoruz diyebilirim. Ben o kısımlara girmeden biraz hani sohbet havasına başlamadan önce isterseniz kısaca sizden kendinizi tanıtmanızı rica edeyim. Deniz hocam isterseniz sizinle başlayalım. Tabii olur. İsmim Deniz Yüret. Koç Üniversitesi Bilgisayar Bölümünde öğretim üyesiyim ve Koç Üniversitesi'nin İş Bankası ile birlikte kurduğu QIS Yapay Zeka Merkezi'nin kurucu direktörüyüm. Bundan önce eğitimimi MIT'de tamamladım. Lisans, master, doktora 12 yıl kadar MIT Yapay Zeka Laboratuvarı'nda, şimdiki adıyla CSAIL'da geçirdim. Oradan çıktıktan sonra MIT'deki ofis arkadaşımla birlikte bir startup şirketi kurduk. Los Angeles'a taşındık. 2 yıl kadar bu startup şirketiyle uğraştım. Daha sonra Oracle'a satıldı şirket. 2002'de Türkiye'ye döndüm. 2002'de Türkiye'ye döndüğümden beri de Koç Üniversitesi'nde akademik çalışmalara devam ediyorum. Genel olarak yapay zekanın her konusuyla ilgileniyorum, merakım var. Ama yaptığım araştırmalar daha çok yapay öğrenme ve doğal dil işleme üzerine diyebilirim. Bu kadar aklıma gelenler. Buyurun. Sağ olun Kemal. hocam. Kemal hocam buyurun. Merhabalar. Merhabalar. Ben Nazım Kemal Üre. Ben de lisans ve yüksek lisansımı İTÜ'de tamamladım. Uçak ve uzay mühendisliği bölümlerinde. Aynı Deniz Hoca gibi ben de doktoramı MIT'de aldım. Orada Laboratory Information and Decision Systems'ta yine yapay zeka projeleri üzerine çalışarak doktoramı tamamladım. Ben de 2015 yılında Türkiye'ye döndüm. O zamandan beri İTÜ Uçak Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda İTÜ Yapay Zeka ve Veri Bilimi Merkezi'nde genel müdür yardımcılığı görevini üstleniyorum. Benim ana çalışma konum pekiştirmeli öğrenme, daha doğrusu artık derin pekiştirmeli öğrenme, deep reinforcement learning. Özellikle savunma sanayiyle ortak yaptığımız birçok proje var. Gerek insan savaşları olsun, deep reinforcement ve strateji üretilmesi olsun. Bunun yanı sıra otonom sistemler üzerine ağırlıklı olarak çalışıyorum. Self-driving cars ve benzeri konulara. Yapay zeka merkezinde de birçok hocamızla beraber sanayiyle ortak bir sürü proje yapıyoruz. Yapay zekada özellikle akademi sanayi işbirliği üzerine epey güzel tecrübeler biriktiriyoruz, öyle söyleyeyim. Teşekkürler. Evet hocam çok teşekkürler. Bunlardan bahsetme fırsatımız olacak umarım. 45 dakika kadar süremiz var. Ya Deniz Hoca'yla da Kemal Hoca'yla tanışmamız bizim hakikaten ilk Türkiye dönüşlerine denk geliyor. Biliyorsunuz bu yapay zeka konusu dünyada 2015 civarında iyice böyle derin öğrenme ve etrafındaki teknolojilerin gelişmesiyle beraber çok popüler oldu, gündeme geldi. Türkiye'de de 2016-2017 gibi, 2017'den sonra özellikle yaygın şekilde kullanılmaya başladı. Mesela az önce hepsi buradan işte LSTM mimarisi kullanan bir yaklaşımı dinledik. Yani 2017'de, 2016'da bunlar yoktu diyebilirim. Biz hani şirketi mesela 2014'te kurduğumuz 2015'te ImageNet yarışmasına katılmıştık Stanford'un. Orada bir derece almıştık. Hani bundan bahsettiğimizde kimse bizi anlamıyordu. Veya o zamanlar şirketlere gittiğimizde insanlar hani yapay zekanın ne olduğunu da bilemiyorlardı. Tabii bunlar çok geride kaldı ama o zamanlar ta 2015-2016 çok yakın yıllardan bahsediyoruz. Bilmiyorlardı. Ne yapılabileceğini de bilmiyorlardı. Hani piyasayı eğitmek için çok uğraştık. Türkiye Yapay Zeka İnstitüsü de bu anlamda çok emek veriyor. Ama sonuçta mesela Kemal Hoca 2016'da mıydı? 2015'te geldiğinde ben şeyi hatırlıyorum. İTÜ'de bir Avrupa Birliği projesi almıştı. O zaman gene pekiştirmeli öğrenme tabanlı sanırım çoklu dronların beraber koordine edilerek beraber hareket etmeleri ve belli görevleri yerine getirmeleri üzerine bir projeydi. Hani o Evet. zamanlar mesela yoktu böyle şeyler pek Türkiye'de hani pek ilklerdendi diye düşünüyorum. Ama ondan da önce 2002'de Deniz Hoca gelmişti MIT'den. Ben şeyi hatırlıyorum. 2005-2006 civarı hocam hatırlarsınız belki bir sunum yapmıştı bize bir o toplu bir ortak seminer gibi bir ortamda. Yapay zekanın geçmişinden günümüze anlatmıştı.
Hani o zamanlar bana çok uzak gelmişti o konular. Biraz böyle aslında şimdi dönüp bakınca ne kadar da yakınmışız ve ne kadar da anlamak gerekiyormuş, onları önemsemek gerekiyormuş. O zamandan beridir aslında Deniz Hoca da tabii kafa yoruyor bunlara. Daha öncesinden de kafa yoruyor. Şimdi o yüzden isterseniz hani bu daha da geçmişe giden, yani günümüzde popüler olan şekilde değil de genel algılandığı şekilde değil, Türkiye'deki değil, sırf dünyadaki haliyle eskiden gelen şekilde. Şöyle geniş perspektiften bu yapay zekanın nereden gelip nereye gittiğini bir tartışalım beraber kısaca. Bu arada oraya geçmeden önce şunu söyleyeyim dinleyenler için. Toplam 45 dakika sürüyoruz, 5 dakikası geçmiş bulunuyor. 3 tur yapacağız. Birer 3 sorudan her iki hoca da sırayla söz vereceğiz. Arada sohbete tabii ki dönebiliriz. Ve kabaca 5'er dakika 3 soruyu cevaplayacak şekilde gidecek. İlk sorumuz nereden geldik, nereye gidiyoruz? İkinci soruda durum tespiti yapmaya çalışacağız. Daha pragmatik, pratik olarak Türkiye'de ve dünyada ne kurumlar var, kimler var, neler yapılıyor, ne dertler var. Özellikle tabii kurumlarımızdan hareket ederek belki daha da yerelde. Üçüncü soruda da geleceğe bir bakış yapmaya çalışacağız. Ne yapmak gerekir diye bir tartışmaya, fikirler sunmaya çalışacağız. Buyurun Deniz Hocam, nereden geldik, nereye gidiyoruz? Herhalde en yaşlı katılımcı olarak burada tarihine en yakın benim diyebiliyoruz. Evet, aslında akademik advisorlarından bir tanesi Marvin Minsky, hani yapay zeka isminin ilk herhalde icat edildiği 1950'lerdeki konferansa katılan bir kişiyle birinci derece akademik akrabalığım olduğu için. Bu konuda birkaç defa konuşma yapma fırsatım oldu. Bu konuşmaları hazırlamak için ben de oturup işte eski kitapları falan karıştırıp biraz tarihini incelediğimde şeyi fark ettim. Yani şu anda içinde bulunduğumuz dönem aslında yapay zekanın ilk baharı değil. Bundan önce de bir takım baharlar, kışlar yaşandı. İlk bu tarihsel açıdan bakalım dediği için belki bunu dile getiriyorum. Aslında şu anda üçüncü baharını yaşıyoruz yapay zekanın benim hesabıma göre. İlk yapay öğrenme algoritmaları aslında 1950'lerin sonunda perseptronlarla ortaya çıkıyor. İlk kez kendi kendine veriden öğrenebilen algoritmalar. Bunların popülerliği bir 10 sene kadar sürüyor. Sonra 1969'da Minsky ile Papert'in yazdığı bir kitap bu erken modellerin bir takım zayıflıklarını ortaya koyunca bu konudaki ilgi bir miktar azalıyor. Yapay zeka başka yönlere gitmeye başlıyor. İşte o zaman hani good old fashioned AI şimdi dediğimiz daha sembolik approach'lar, rule based approach'lar falan öne çıkıyor. Ve şu andaki yapay zeka teknolojilerinin temelini oluşturan deep learning, yapay sinir ağları popülerliğini yitiriyor bir süre. İkinci bahar 1985-95 arası diyebilirim. Bu da daha derin yapay zeka sinir ağlarının eğitilmesini sağlayan backpropagation algoritmasının ortaya çıkması, işte cognitive science ile uğraşan ve yapay zeka ile uğraşan meraklıların işte PDP diye bir kitabın ortaya çıkması, bu yapay sinir ağların tekrar popüler olmasıyla 80'lerin sonunda bir heyecan başlıyor tekrar. Ama o zaman hem veri setleri küçük, hem elimizdeki hardware bayağı sınırlı. İşte ben doktoramı yazarken işte ağlayıp zırlayıp advisor'ıma 30 bin dolar falan harcatıp kendime 2 GB memorisi olan bir sunucu aldırmıştım MIT Yapay Zeka Laboratuvarı'nda. Dolayısıyla hani şu anda yaptığımız çalışmaların çoğunu zaten o zaman yapmamız, o skalada yapmamız pek mümkün değildi. Bu ikinci bahar da bir 10 sene falan sürüyor 95'e kadar. 95'te support vektör makineleri ve kernel based metodların daha popülerleşmesiyle yapay sinir ağlarına ve derin öğrenmenin değişik formlarına olan ilgi tekrar kayboluyor. Çünkü o zamanki veri boyutları ve hardware ile baktığımız problemlerde gerçekten bu kernel çekirdek mi diyoruz Türkçe'de herhalde
temelli metotlar biraz daha iyi çalışıyorlar. Ve şu anda da Berkin'in dediği gibi üçüncü baharını yaşıyoruz yapay zekanın. Bunun da başlangıcını herhalde 2012'de ImageNet yarışmasında Hinton ve öğrencilerinin aldığı başarı temelini oluşturuyor diyebiliriz. En azından insanların ilk ilgisini çeken olaylardan biri ve şu ana kadar kesintisiz bir şekilde heyecan devam etti. Bu sefer daha sürekli olması bence mümkün. Geçtiğimiz baharlara bakınca 10 sene sürüp bitmişler ama şu anda bayağı artık ekonominin, her türlü teknolojinin içinde bayağı yer almaya başladığı için bu teknolojiler. Bundan sonra bir daha kurtulamayız gibi geliyor bana yapay zekaya olan ilgiden. Onun için geçici olacağını düşünmüyorum. Yoksa eğer pattern matching yaparsak, bu tarihlere bakarsak 2022'de falan yapay zekanın tekrar bitmesi ve 2035'lere kadar bir daha geri gelmemesi beklenirdi. Ama öyle olmayacağını sanıyorum bu sefer. Evet. Kemal Hocam, siz buyurun. Bir de hocam herhalde o zaman herhalde birazcık daha temenniden oluşuyordu. Yani teorisi iyiydi ama pratikte gerçekten bir şeyler elde edilmiş değildi. Şu anda hakikaten insan seviyesinde en azından bazı algısal problemler, hatta şimdi mantık yürütme çeviri gibi görüyoruz ki bunu yapabiliyoruz insan seviyesinde. O yüzden daha gözlemsel bir tabanımız var şu anda umutlu bakmak için. Doğru. Yani pek çok, şu an kullandığımız pek çok teknolojinin ya da akademik fikrin temeli 90'lardan falan geliyor aslında. Ama 90'larda bu başarıyı elde edememelerinin sebebi, dediğin gibi, daha küçük çapta problemlerde bunların başarısını gerçekten göremedik. Ne zaman ki veri setleri büyüdü ve işte GPU'larla çalışmaya başladık, o zaman yavaş yavaş bazı problemlerde artık müşterinin tatmin olacağı seviyeye geldi bu yapılan işler. Hani en basit örnek olarak speech recognition'ı verebilirim. Speech recognition, yani konuşma tanıma üzerinde neredeyse 40-50 senedir çalışılan bir alan. Ve yani 90'larda da 80'lerde de ürünler vardı ortalıkta. Ama hiçbiri doğru düzgün çalışmıyordu bu ürünlerin. Bir ürünün başarıya ulaşması için belli bir başarı eşiğini geçmesi gerekiyor kullanıcıyı tatmin edebilmesi için. İlk kez bu derin öğrenme teknolojileriyle bazı konularda bu eşiği aşmayı ve dolayısıyla ekonomiye girmeyi başarabildik. O da bu son 10 senenin gelişimi. Tamamdır hocam. İsterseniz nereye doğru gidiyoruz da Kemal Hoca'yı dinledikten sonra son soruda belki onunla harmanlayarak önerimizi ne yapalım ne edelim diye tartışabiliriz. Tamamdır. Kemal Hocam. Merhabalar. Deniz Hocam zaten aslında genel şeyi çok güzel verdi, hani olayların nasıl geliştiğini ve genel hatlarını. Ben biraz daha isterseniz pekiştirmeli öğrenme özelinde konuşayım, hani kendi çalışma alanım üzerine. Benim de aslında hani uçakçılık üzerinden girdiğim bir konu oldu. Ben doktorama kadar yapay zeka ile hiçbir alakam yoktu. Lisansım, yüksek lisansım böyle saf uçakçılık üzerine, hatta direkt otopilot geliştirme üzerine. Fakat doktorumu başladığımda ve yine bu şekilde devam edeceğim diye düşünürken bir anda doktor hocam tarafından hayır bırak kontrolü, oturup işte yapay zeka yapacağız, reinforcement learning yapacağız diye işin içerisine girdik. Bana da çok garip gelmişti bir uçak öğrencisinin oturup bir anda işte computer science kitaplarını okumaya başlaması vesaire. Ama hani şeydeki potansiyeli görebiliyorduk o zamanlarda. Hani gerçekten hani dünya çapındaki üniversiteli ve araştırmacıları da biraz ayrı kılan bu sanırım. Yani hoca görebilmişti bu işlerin çok büyüyeceğini ve hani ele geçireceğini. Evet, kesinlikle. O zamanlar daha derin pekişimeli öğrenme bu kadar popülerleşmişti. Deep Mind'la. Kesinlikle yoktu. Onu kaçırdı, onu görememiş. Keşke deseydi. O neural network deyince böyle hatta hayır yani ne neural network falan derdi yani. Büyük ihtimalle duysa. hiç iyi ünü yoktu nöral networklerin, aynı. Özellikle kontrol camiasında hiç yoktu, öyle söyleyebilirim. Hani Deniz Hocam'ın aynen dediği gibi. Yani ona bakarsan yapay zeka laboratuvarında da yoktu. Yapay zeka laboratuvarında çalarlardı yani bu nöral network üzerinde çalışanları. Demek ki geleceği görmekte MIT bile her zaman başarılı olmayabiliyor. Aynen öyle, aynen öyle hocam.
Ben bu şekilde pekiştirme öğrenmenin içine girdim. Ama aynen hocamın söylediği gibi hani gerek donanımsal sıkıntılar, gerek hani başka sıkıntılardan dolayı ancak çok kısıtlı problemleri çözebiliyorduk. Mesela bahsettiğiniz çok fazla insansız hava aracının koordine edilmesi görevi bize işte Boeing sponsorluğunda yapılan bir şeydi, projeydi. Benim de tüm doktorumu onlar sponsor etmişti. Ama o zamanlar bile mesela işin içerisinde görüntü büyüğü de katmak veya ne bileyim başka tarz verileri takmak imkansızdı. Hani biz şey diye düşünüyorduk hani bütün bu hava araçlarıyla ilgili biz temel bilgileri hani sahibiz ve bunları böyle çok basit vektörel reprezentasyonlarla ancak planlama problemlerini çözebiliyorduk. Hani mesela bir Atari oyununu oynayan bir reinforcement learning agent'ı yapabilmek hani bana hayal geliyordu o zaman. Hani çünkü piksellere bakıp nasıl oradan bunu kontrole bağlayacaksın diye. Maalesef tam ben doktorumu bitirmeme yakın işte bu DeepMind'ın devrimleri hani geldi arka arkaya. Ve artık zaten reinforcement learning diye bir alan yok. Deep reinforcement learning var tamamen. Hani günümüzdeki yani zaten RL çalışıyorum diyen herkes bunu çalışıyor aslında. 6-7 yıldır tamamen domine etmiş durumda neural networkler tabanlı yaklaşımlar reinforcement learning'i. Ve burada güzel olan şey de aslında görüntü işleme ve dil işlemedeki gelişmelere paralel oradan alınan fikirlerle hemen hemen hepsi pekiştirmeli öğrenmeyi de uygulandı. Ve eskiden yalnızca çok toy problemleri çözebilirken artık çok korkunç ve elle tutulur hani problemler çözülmeye başlandı. Hani biraz daha tabii ki PR gücü yüksek, Atari oynama, Go oynama gibi şeylerden başlarken şu an artık çok ciddi derecede lojistik planlama yapabilen veya işte bu reklamların kime gösterilebileceğini optimize edenden tutun. İşte bizim çalıştığımız self-driving arabalardaki hani taktiksel kararların optimize edilmesi gibi işin içerisinde karar verme ve otomasyon olan hemen hemen her şeyde artık RL'i kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Bu da tamamen hani yapay zekada deep learning'i gelişmelerle. Yani benim için en azından alanın nasıl hızla yükseldiğini, nereye geldiğini ben kısaca böyle söyleyebilirim. Evet, çok güzel oldu kendi perspektifinizden. Böyle mi gidecek peki deyip reinforcement learning üzerinden mi devam edeceğiz ya da bunun çatallanmaları ne olacak? İsterseniz en son kısmı bırakalım. Tamam, öyle yapalım. Oradan hani geleceğe nasıl yürüyelim, hani nasıl kurumlar oluşturmaya çalışalım veya işte nasıl bütçeler ayıralım, neler yapalım tartışırken belki orada teoriyle pratiği bir araya getirmeye çalışırız. Tabii. Şimdi isterseniz biraz şeyden bahsedelim. Yani bu bağlamda hani mesela DeepMind'dan bahsettik. Dünyada ne oluyor, kimler neler yapıyor, bu hani treni kaçırmak için hep görüyoruz. Artık herkes, dinleyen herkes de muhtemelen çok aşina, sürekli haberlere çıkıyor. Çok büyük bütçeler ayrılıyor. İşte Çin, Stantus'un Amerika'ya kadar ulusal stratejiler oluşturuluyor. Hatta Türkiye'de yapıldı. Hatta o Çalıştay'da beraberdik, Türk ulusal yapay zeka stratejisi oluşturma çalıştığı. Sanırım Covid'den önceki benim son katıldığım kalabalık toplantıydı o. Şubat ortası sonu gibiydi. Orada beraberdik. Hani bu tip neler yapılıyor ve sizin hani bizim üniversiteler, ben de İTÜ'lüyüm, İTÜ'de ve tabii Fahri Koççu sayılarında Deniz Hoca'ya çok mesaimiz var. Koç Üniversitesi, diğer üniversitelerde neler yapılıyor, üniversite dışında neler yapılıyor? Bir şöyle kısaca hani özetleyebilirsek, sizden başlayalım Deniz Hoca. Olur. Dünyadaki durumu zaten biraz söyledin. Hem gerek üniversiteler olsun, gerek büyük bilişim şirketleri olsun bu konuda müthiş yatırımlar yapıyorlar. İşte en son MIT 1 milyar falan yatırım yapıp yeni bir işte computational science binası bölümü falan açmaya karar verdi. Hani Google'ın, Facebook'un yaptığı şeyleri zaten ürünlerimizde de görüyoruz, haberlerde de duyuyoruz. Türkiye'deki durumu ben bir kısaca özetlemek istiyorum. Mesela bu hani yapay zeka stratejisi için toplandık dediğin gibi Şubat'ta. Ama Türkiye'nin şu andaki resmi hakkında çok objektif ve sayısal bir tartışma hiçbir zaman yapılmadı. Ben hani yeri gelmişken Türkiye'nin çok kısa bir resmini size söylemek istiyorum. Türkiye'de herhalde yapay zeka alanında akademik açıdan bakacak olursak, panelimiz akademisyen paneli madem. Doğru düzgün dünya çapında araştırma yapan üniversite sayısı onu geçmez. Bu üniversitelerin içerisinde bu konuda gerçekten çalışan, aktif olarak dünya literatürüne katkıda bulunan akademisyen sayısı da herhalde 50'yi fazla geçmez diye tahmin ediyorum. Bunların her birinin 2-3 tane master doktora öğrencisi olduğunu varsaysak, hani aktif olarak akademide bu işle uğraşan insan sayısı Türkiye'de birkaç yüz ile sınırlı. Bu
aslında çok küçük bir sayı. Karşılaştırma olarak DeepMind'da 300 tane doktoralı adam çalıştığını bu konuda söyleyebilirim. Dolayısıyla aslında bütün Türkiye olarak bizim akademisyen kapasitemiz, dışarıda bu işi ciddiye alan şirketlerden herhangi birinin kurduğu tek bir laboratuvardaki eleman sayısı kadar. Dolayısıyla hani bu gerçeği başta göstermemizde fayda var. İkinci olarak aktivite olarak baktığımızda aktiviteye nasıl bakabiliriz? Şu anda yapay zekadaki en önemli çalışmalar bu konudaki önde gelen konferanslarda genelde paylaşılıyor. Diğer alanlarda olduğu gibi journal'larda yayın yapmak çok moda değil yapay zekada. Daha çok işte Neurips gibi, CVPR gibi, ACL gibi konferanslarda gerek şirketler gerek üniversiteler yaptıkları işleri paylaşıyorlar. Yine buradaki Türkiye'nin katılımına baktığınızda benzer ülkelerden çok daha düşük olduğunu görüyoruz. Yani ben son birkaç sene içinde Neurips'te Türk isim çok az gördüm. Türkiye'den neredeyse hemen hemen hiç ya da yılda 1-2 gibi sayılar gördüm. Ama bizden çok daha küçük işte nüfusa sahip komşularımızdan çok daha büyük miktarda yayınlar yapılabildiğini görüyoruz. Dolayısıyla hem boyutumuz küçük hem DeepMind 300 PhD'linin aksine aynı binada oturmuyoruz. Hepimiz değişik şehirlere, değişik üniversitelere dağılmış durumdayız ve böyle işte paneller falan oldukça ya da tez savunmaları oldukça ben Kemal Hoca ile bir araya gelebiliyorum örneğin. Dolayısıyla yani bu insanları bir yerde konsantre eden büyük merkezlerimiz şu anda yok. Dolayısıyla hani belki bu konuyu daha sonra da konuşacağız ama şu anda Türkiye'nin durumunu hem boyut olarak küçük olmamız hem konsantrasyon olarak çok dağınık olmamız hem de aktivite olarak dünya çapındaki araştırmaya katkıyı yeterince teşvik etmediğimiz bir durumdayız diye düşünüyorum. Ama haberler hep kötü değil. Kemal Hoca İTÜ'nün yapay zeka laboratuvarında çalışıyor, yardımcı direktör. Yeni kurulan bir kurum. Ben Koç Üniversitesi'nde aynı şekilde yeni kurulan yapay zeka merkezinin direktörlüğünü yapıyorum. Dolayısıyla en azından akademik dünyada bu işin ciddiyetini kavramış ve bu işe yatırım yapan kurumlarımız var. Umarım bu kurumlar başarılı olurlar ve bu biraz önce söylediğim resmi iyileştirme konusunda katkıda bulunabiliriz diye bitireyim ben. Kemal Hoca'ya vereyim sözü. Teşekkürler Deniz Hocam. Deniz Hocam'ın da aynen bahsettiği gibi özellikle metrikler açısından bakıldığında evet yani Türkiye'de şu an çok iç açıcı bir durum yok açıkçası. Fakat ben ülkede çok büyük bir potansiyel olduğunu inanıyorum. Çünkü hani şunu zaten biliyoruz ve görüyoruz yani İTÜ'de, Koç'ta, diğer değerli üniversitelerimizde çok gerçekten yetenekli yüksek lisans ve doktora öğrencileri var. Bunları tabii ki şu an tam istediğimiz gibi istihdam etmekte ve onlara imkan vermekte zorlanıyoruz. Bu yeni kurulan yapay zeka merkezlerimizin, bizim merkez olsun, Deniz Hocaların merkezi olsun bence en büyük avantajı artık insanların hani bir anda çalışırken doktora yapması değil, hani tam zamanlı olarak bu tarz yerlerde yüksek lisans doktora yapıp uzun vadeli güzel çalışmalara imza atabilmesine olanak vermek. O yüzden dolayı ben de gelecek hakkında şu an çok pozitif düşünüyorum. Bu gibi merkezler, bu merkezlerin yaptığı işbirlikleri var. Bizim bahsettiğim gibi sanayiyle yaptığımız birçok işbirliği ve fon var. DeepMind ile başlatmış olduğumuz bir işbirliği var. Deniz Hocamlar zaten İş Bankası'ndan çok büyük bir destek alarak başladılar. Bunun gibi sanayiden ve diğer kurumlardan gelen desteklerden gelen fon yardımları ve birazcık da vizyon yardımlarıyla özellikle ülkede yüksek lisans ve doktora da çok daha fazla insanı istihdam edebilir hale gelebileceğiz. Ve bunlarla ben bütün metriklerin daha iyiye gideceğine inanıyorum. Özellikle yani hocalar konusunda da hani böyle bir sıkıntı var. Hocalar var, çok güzel, çok yetenekli hocalarımız var. Ama akademide özellikle bir hocanın gücü çoğu zaman ancak öğrencileri kadar oluyor.
Hani biz üzerimizde hani var olan hani birçok değişik yükten dolayı her zaman tam zamanlı araştırmacı olarak çalışamıyoruz. Daha çok öğrencilerimizi süpervize edip onlarla beraber çalışmalarımızı yükseltebiliyoruz. Ama işte dediğim gibi geçmişte bu öğrencileri istediğimiz şekilde fonlamakta ve yanımızda tutmakta veya endüstriden veri almakta, işbirliği yapmakta sıkıntılar vardı. Gerek bu üniversitelerdeki kişisel merkezler hem de umarım bu TÜBİTAK nezdinde yapılacak olan çalışmalarla beraber bence çok daha büyük bir kolaborasyon ağı ve yüksek lisans doktor öğrencisi istihdam ağı kurulacak ve bu sayede ben de resmin giderek daha iyiye döneceğini düşünüyorum. Hatta daha iyi gittiğini şimdiden bile hissedebiliyorum. Ben Türkiye'ye geldiğimden beri sürekli olarak öğrenci sayım artıyor. Bu öğrencilerin kalitesi, yurt dışında yaptığı yayınlar vesaire hepsi kalitesi sürekli olarak ileriye gidiyor. Etrafında da ilerlediğini hissedebiliyorum etrafındaki hocalara baktığımda. Ben de böyle bu şekilde pozitif bir nokta bitireyim. Süper. Birazcık daha şeyi açabilir miyiz? Kurumlarımız, hani belki bizi tabii çok aşinayız ya, uygulama araştırma merkezi diye bir standart yapı var, onun bir mevzuatı var ama onun dışına da çıkarak bir şeyler yapıyorsunuz muhakkak. Biraz isterseniz onları açmaya çalışalım. Ya şeyi de vurgulamaya çalışalım. Mesela Ankara'da aslında iki tane yapay zeka bir mühendisliği programı açıldı. Geçen sene açılmıştı hatta, öğrenci almışlardı. Bu sene İTÜ'de özelleşmiş program açıldı. Birazcık daha spesifik olarak onlardan bahsedelim mi? Biraz malumat aktarmak gibi olacak ama belki fikirlerinizi ve yorumlarınızı katarak. Tabii olur. Ben çok kısa bizim merkezden bahsedeyim. Yeni kurulduk bir sene önce, dediğim gibi İş Bankası'nın verdiği cömert destekle Koç Üniversitesi işbirliği yaparak bu merkezi hayata geçirdi. Yaklaşık 20 küsur öğretim üyesi var merkez bünyesinde afiliye olarak çalışan. Bunların yaklaşık 15 tanesinin ana konusu yapay zeka, diğerleri işte tıptan, farklı bölümlerden yapay zeka kullanan öğretim üyelerimiz de var. Yüksek lisansa gelince bu sene bu yeni başlattığımız programlar ve burs imkanları sayesinde açıkça söylemek gerekirse normal senelerde aldığımızın çok çok üzerinde bir ilgi gördük yüksek lisans programlarımıza. Normalde bir günde bitirdiğimiz mülakatlar bir hafta sürdü. 300 küsur başvuru aldık. Çok iyi okullardan, çok iyi öğrencilerden. Ve şu anda işte eski öğrencilerimizle beraber yaklaşık 50 yüksek lisans öğrencisi çalışıyor yapay zeka merkezinde. Dolayısıyla benim de gelecekle ilgili tahminlerim, görüşlerim pozitif. Umuyoruz. Yani bu merkez ilk kurulduğunda neyi ne sırayla çözmem gerektiğini oturup çok düşünmem gerekti. Orada vizyon olarak ilk yapmam gereken işin bu sayıları arttırmak ve konsantrasyonu arttırmak olduğuna karar verdim. Çünkü tarihsel olarak baktığınızda önemli inovasyonların nereden çıktığını incelediğinizde hep işte Bell Labs gibi, Xerox gibi, Google gibi akıllı çocukları bir araya getiren ve onlara olabildiğince özgür ve problemsiz, bürokrasisiz bir ortam sağlayan kurumlardan çıktığını görüyoruz böyle inovasyonların. Dolayısıyla biz de kendi merkezimizde elimizden geldiğince bu öğrencilerin serbest bir şekilde düşünebileceği, çalışabileceği bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Süper hocam. Bu arada o konsantrasyon meselesini çözmüş gibisiniz. Ya 50 kişiye ulaştıysa lisansüstü öğrenci sayısı, 20 tane evet. Hocadan bahsediyoruz. Bayağı evet. Ciddi sayılardan bahsediyorsunuz. Tabii ki zamanla daha iyi oturur, ilişkiler daha gelişir ama sayılar... Evet. Yani şöyle düzeltelim istersen. Türkiye için ciddi sayılar. Hani Amerika'da bu konuda uğraşan üniversiteler için normal sayılar diyebiliriz. Evet. Peki biraz bu sizin merkezde neler yapıyorsunuz hocam? Şu anda bazı programlar hala hazırda. Mesela postdoc programı var diyebiliyorum. Şöyle söyleyeyim. Amaç olarak kendimize 3 tane ana amaç edindik. Araştırma tabii ki temel amacımız ama onun yanında eğitim ve sanayi işbirliği de iki önemli amaç olarak öne çıkıyor. Eğitim konusunda zaten lisans seviyesinde bir takım sertifika programlarımız, yüksek lisans seviyesinde bu artırılmış burslar ve doktora sonrası için de ziyaretçi araştırmacılara ya da postdoc'lara
bir takım imkanlar sunarak o konuda eğitim vermeye devam ediyoruz. Akademi dışına verdiğimiz bir takım eğitim programları var. Onları da arttırarak devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bu sene galiba 3. senesine girdik bizim veri bilimleri sertifika programının. Değişik bankalardan, şirketlerden gelip bizim dersleri iki dönem takip ederek belli konularda uzmanlık kazanan arkadaşlarımız var. Sanayi işbirliği konusunda ben çok heyecanlıyım. Bu bahsettiğim 20 küsur öğretim üyesinin zaten kişisel pek çok projesi vardı yapay zeka merkezi kurulmadan önce de sanayiyle birlikte yürüttükleri. Ama bence bu Türkiye'de yeterince faydalanmadığımız bir potansiyel. Ben bu bağlantının çok daha güçlendirilebileceğine ve çok daha büyük iyi işler başarabileceğimize inanıyorum birlikte. Dolayısıyla İş Bankası'nın bu girişimi, bu vizyonuyla böyle bir merkez kurması bence Türkiye'de örnek olacaktır diye düşünüyorum. Ama onun ötesinde de tek tek hocalarla işte küçük ufak tefek danışmanlık çapta ilişkilere girilmesi ya da işte birlikte bir TÜPTAK projesi yazılması vesaire gibi şu anda çok gördüğümüz ilişkilerin ötesinde stratejik kurumsal ortaklıklara girilip Almanya'da, Amerika'da örneklerini gördüğümüz gibi yani büyük şirketlerin bir ayaklarının bizim merkezimizde olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bizim merkezlerimizde bir takım pozisyonları sponsor etmeleri, bir takım öğrenci bursları açmaları ve dolayısıyla uzun vadede stratejik olarak faydalı olacaklarını düşündükleri araştırmaları bizzat destekleyebilecekleri bir ortam kurabiliriz diye ümit ediyorum. Süper hocam. Ve fiziksel bir binanız yok değil mi? Bu binaya yatırım yapmadınız. Ya, sorma. Fiziksel binamız var. Hatta iki tane var. İş Bankası kulelerinde bir katımız var. Koç Üniversitesi'nde bir büyük bir alanımız var. İkisinde de inşaat büyük bir heyecanla başladık. Kendimize çok güzel, yeni, modern stilde döşenmiş birer ofis ortamı oluşturalım derken tabii araya korona girdi ve şu anda kimse ofislere gidemiyor. Bu dönem herkes evden çalışıyor. Dolayısıyla evet yerlerimiz var fakat henüz daha göremedik maalesef. Süper. Kemal Hocam'a hemen dönelim. Arada şunu vurgulayayım. Bir organizasyondan bu arada kusura bakmayın mesaj yazdım. Dikkatiniz tamamen sizdeydi. Müsaade aldık. Bir 10-15 dakika 45'e bitireyim planlıyorduk normalde 45 geçe. 50-55 geçeye kadar sarkıtabileceğiz. Bu bağlamda birazcık daha rahat konuşuyoruz. Artı izleyicilerimizden soru alabiliriz. Onu anons etmiş olalım. Hani varsa sorularınız yazabilirseniz YouTube'daki canlı yayın kanalına herhalde oradan yazabileceksiniz. Arkadaşlar bizi iletecekler. Onları da alabiliriz. Son 5-10 dakikada birkaç soruyu yanıtlama şansımız olabilir diye düşünüyorum. Kemal Hocam, bizim İTÜ'deki merkezde neler var, neler yapıyoruz? Tabii, ben de kısaca bahsedeyim. Biz de çok yeniyiz. Aslında 2 sene oldu bizim de yaklaşık olarak. Bu aralıkta biz de 2 yaşımıza basacağız. Kuruluş vizyonu da aslında burada konuştuğumuz şeylere benzer. Yani İTÜ'de bir sürü yapay zeka çalışan zaten hoca var. Bir sürü kendi ufak danışmanlıkları veya büyük projeleri olan hocalar var. Fakat hani şöyle bir ihtiyaç ortaya çıktı. Yani işte belli bir kümelenme olmadan büyük çaplı projelere hani imza atmak pek mümkün olmayacak. Çünkü gerçekten bir akademisyen tek başına kaldığında ya çok ufak projeler yapabiliyor ya danışmanlıklar yapabiliyor vesaire. Ama ben mesela büyük bir şirkete gittiğim zaman veya bir hoca böyle bir şirketle konuşmaya başladığı zaman şirket gerçekten büyük bir proje imza atacağı zaman bütün büyük resmi görebilen ve işin farklı taraflarına katkı yapabilecek bir ekip arıyor aslında. Yani bir hocaya yatırım yapmaktan daha ziyade bir merkez gibi bir kuruma aslında yatırım yapmak istiyor. Biz de açıkçası bunu öncelikle sağlayabilmek için bu yapay zeka merkezinin kümelenmesini kurduk. Amacımız tabii ki yüksek seviyede araştırma yapmak ve çok büyük bütçeli, büyük impact yaratabilecek üniversite sanayi işbirliklerine imza atmaktı. Bu konuda da başarılı olmaya başladığımızı düşünüyorum. Yani şu an 20'nin üzerinde sanırım sanayi işbirliğimiz var. Bunların arasında savunma şirketleriyle olan çok fazla işbirliği var. TAİ, Aselsan, Haversan gibi kurumlarla ve bunların hepsi de hani yüksek bütçeli, her biri 3-4 yüksek lisans doktor öğrencisini tam zamanlı olarak fonlayabilen projeler. Dolayısıyla öğrencilerin kafasında şöyle bir sorun olmuyor. Yani ben geldim,
bu burs veya fon ne kadar devam edecek? Yüksek lisansımı, doktoramı burada yapabilir miyim? Bir sorun olmuyor. Şirket zaten fonu veriyor ve yüksek lisansının tamamını cover ediyor. Öğrenci kafası rahat bir şekilde konsantre olabiliyor ve bu şirketlere de daha çok zaten vizyon katmak ve onların akademik güçlülüğünü de yukarı çıkarmak üzerine kurulu projeler. Yani projeler kesinlikle hani hocam bizim bir proje sorunumuz var, gel onu çöz şeklinde değil. Şirketler de kendileri zaten biz makale çıkarmak istiyoruz, biz artık yurt dışı arenalarda hani sesimiz duyulsun istiyoruz vesaire. Bu şekilde geliyorlar ve zaten ondan dolayı çok iyi bir fit oluyor. İki senedir birçok şirketle bu tarz projeleri imza attık. Dediğim gibi ben daha çok savunmayla ilgili olduğum için savunmayı söyledim ama birçok sivil şirketle yapılan da özellikle e-ticaret konusunda yapılan bir sürü çalışmalar var. İletişim firmalarıyla, bankalarla yapılan bir sürü değişik projeler var. Zaten yapay zekanın güzelliği de hani bu kadar değişik sektöre ekte edebilmesi. Onun dışında özellikle uluslararası işbirliklerine çok önem veriyoruz. Çünkü hani Deniz Hocam'ın da vurguladığı gibi hani o yurt dışı arenalarda yoksanız, yurt dışını iyi okuyamıyorsanız bir süre sonra kendi işinizde yok olup gidiyorsunuz. Avrupa Birliği projeleri çok önem verdiğimiz bir konu. O konu üzerine epey atak içindeyiz. İlk Avrupa projemizi, Ufuk 2020 projemizi geçenlerde aldık. Gelecek sene başlatacağız ve bu şekilde şey yapacağımızı düşünüyoruz. Avrupa Birliği ve uluslararası ilişkilerimizi de güçlendirip oradaki proje ağlarına, konsorsiyumlara daha fazla gireceğimizi düşünüyoruz. Amerika ile işbirliklerini de güçlendirmeye çalışıyoruz. Ben şu an birazcık da tesadüf eseri aslında San Francisco'dan, Bay Area'dan katılıyorum şu an toplantıya. Buradaki şirketlerle olan çok güzel aktif görüşmeler var. Biraz önce bahsettiğim DeepMind'la başlaşmış olduğumuz güzel bir burs programı var. Kendileri özellikle Computer Science'da az temsil edilen öğrenciler için başlatmış oldukları burs programı var. Bunu İTÜ'ye getirdik. Bu dönem 5 tane kız öğrencimize yüksek lisans ve doktora da bu bursu verdik. Kendilerinin tamamen bütün yüksek lisans ve doktorası oldukça prestijli şekilde DeepMind tarafından karşılanacak. Bu konuda yaptığımız atılımlar var. Yani dediğimiz gibi aslında ana amaç üniversite sanayi ve kurumlar arası işbirliği ve bunun zaten iyi yapmaya başladınız mı? Yanında araştırma, makale vesaire kendiliğinden geliyor zaten. Bunun yanı sıra tabii ki eğitim alanında yapmış olduğumuz atılımlar da var. Bu konuda da büyük açık var çünkü Türkiye'de. Yapay zekaya ve eğitilmiş personele olan ihtiyaç çığ gibi büyüdü. İnsanlar böyle yana yakıla online dersler, sertifika programları, girecek bölümler, eğitimler vesaire alıyorlar. İşte günde 150 e-mail geliyor. Hocam ben bu işe gireceğim, nereden gireyim? Şu kitap iyi mi falan diye. O yüzden ilk başta yüksek lisans ve doktora programlarımızı epey revize ettik. Şu an hani Amerika'da gitseniz iyi bir üniversitenin computer science bölümünde alacağınız deep learning, deep reinforcement learning, graph theory vesaire gibi, computer vision gibi derslerin hepsini bizim üniversitelerimizde alabiliyorsunuz. Bunların hepsiyle ilgili güzel ve modern içerikler oluşturuldu. Lisansta ise aynen Berk'in senin demin söylediğin gibi ilk kez yapay zeka ve veri mühendisliği bölümünü bu sene açtık. Benim de hani kuruluşuna katkı vermekten çok mutluluk duyduğum bir bölüm oldu ve çok büyük bir ilgi oldu. Şu an İTÜ'nün en yüksek 3. puanlı bölümü. Hani hiç mezun olmayan, 2. sınıfı bile olmayan bir bölümün bir anda bu kadar öne çıkması bizi sevindirdi. Orada da özellikle klasik bilgisayar mühendisliğinde verilen hani donanım ve onunla ilgili derslerin atılıp yerine bol bol seçmeli yapay zeka derslerin ve ilgili programların konulduğu çok eğlenceli bir program hazırladık. Hani ne böyle yeni girenleri korkutacak ne de hani bölümü bilgisayar mühendisliğinden hani ayrıştırılmasını sağlayacak. Güzel bir içerik ekledik. İlgi çok güzel. Şu an güzel şekilde gidiyor. Onun dışında yine Deniz Hocam'ın bahsettiği gibi bizim de bazı sertifikasyon programlarımız var, şirketlere verilen eğitimler vesaire. Onlara tabii ki COVID nedeniyle birazcık ara vermek veya işte yeniden kurgulamak zorunda kaldık o tarz şeyleri. Ama hani genel olarak bizim merkez ve bölümle ilgili çalışmalarda bu şekilde diye özetleyebilirim. Evet, süper. Aslında her merkezde olmasını öngördüğümüz işi temelde araştırma ve eğitim faaliyetleri var. Araştırma temel ve uygulamalı sektörle beraber eğitim de yine yüksek lisans doktora ve sektör dönük sertifika programları diye düşünebiliriz. Temelde bütün merkezlerde yapılan şeyleri yapmaya başlamışız. Faaliyetler, başlamış şartlar dönüyor. Aynen öyle. Aynen. Merkezde sayıların da çoğalması, daha büyük ölçekte olmak da avantaj getiriyor. Ben şeyi hatırlatayım. Soru sorabilirsiniz. Bir iki tane soru geldi. Sorularınızı aktarabilirseniz. Eğer bilmiyorum, nereden aktaracağınızı bilemiyorsanız onu da ayrıca açıklayayım ama herhalde YouTube'dan yayın yapıldığı için oradan aktarabileceksiniz. Sorularınızı cevaplamaya çalışacağız. Şimdi son
tura geçmeden önce Türkiye'yle ilgili eklemek istediğiniz hani merkezleri konuştuk ayrıntılı. Bölümleri de konuştuk. Ben de kısaca söyledim. Bazı programlar da başladı Ankara'da diye. Onlar da güzel geçen sene başladılar şeklinde. Sanırım İzmir'de de programlar lisans düzeyinde en azından başlıyor. Ankara, İstanbul, İzmir'de programlar başlamış olacak. Başka hani söylemek istediğiniz, uygulamak istediğiniz bir şey olur mu acaba? Yani mesela enstitü kuruluyordu TÜBİTAK'ta. Öyle bir gelişme vardı en son. Belki onu söyleyebiliriz. Şu anki son durumu hakkında yeni bilgi gelmedi. En azından bana. Belki bu COVID sürecinde birazcık aksamış olabilir. Ama onu da söylemiş oldum. Bir strateji belgesi hazırlanıyordu. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Sanayi Bakanlığı işbirliğinde. Biz de katkı sunmuştuk workshop'ta. Katılımcılığın olduğu bir süreç isteniyordu. O çalışma yapılıyor. TÜBİTAK'a bağlı olarak biliyorsunuz MAM'da TÜBİTAK'ın hani TÜBİTAK finansman sağlıyor araştırmaları. Bir yandan da kendisi araştırma yürütüyor. Onun araştırma enstitüleri de Gebze'de, MAM'da, Marmara Araştırma Merkezi'nin içinde bir enstitü olarak yapay zeka enstitüsü kuruldu. Oranın da bilmiyorum sizin haberiniz var mı? Gelişmelerinden yani bir organizasyon yapı gelişti mi, oturdu mu? Herhalde yok değil mi? En son korona öncesi birlikte katıldığımız toplantıda ben... O kadar, evet. Şu oldu benim bildiğim, bu korona öncesi katıldığımız toplantıdan sonra bir tane yine gönüllülükle ilerleyen bir kurul oluşturdular. Danışma kurulu gibi bir şey. Ben o kurulda yer aldım. Onu tamamen yine böyle online olarak. O danışma kurulu birkaç kez toplandı. Açıkçası orada yapılan da birazcık daha şeydi bu hani zaten konuştuğumuz yapay zeka stratejileri dokümanının biraz daha refine edilmesiydi. Onun üzerine görüşler sunuldu. Ama henüz onun çıktısı ne oldu o konuda benim de bilmiyorum. Anladım. Tamamdır, o zaman bir sonraki tura geçelim isterseniz. Benim de hani kısaca şöyle tek cümleyle söylemek gerekirse bu bir aslında yapay zeka özgü değil. Yani bir bilimsel veya teknoloji dalının bir ülkede veya bir ortamda gelişmesi problemi çok zor bir problem. İnsanların çok kafa patlattığı bir problem ve yapay zekaya özgü de değil. Örneğin kimyada da aslında problem var. Yani işte ben şeyi hatırlıyorum. Bir yandan işte yan kapıda FİTÜ'de işte akıllı ilaçlar yapıyorlar. Akıllı kontrollü salınımlı ilaç malzemeleri geliştiriliyordu. Bir yandan da etanol bile üretilmiyor memlekette diye şikayet ediyorduk. Yani buradaki temel sorun bana şeymiş gibi geliyor. Tabii ki çok ayrıntısı var ama bir tavuk yumurta problemi var. Yani endüstri gelişmediyse, sektör gelişmediyse akademiyi peşinden sürükleyemiyor. Akademinin zorlanacağı, kendini tekrar keşfedeceği yeni alanlar zorlamıyor akademiyi. Öyle olunca bu sefer akademi kendi içine kapanıyor ve endüstri geri kalıyor ve endüstrinin geri kalmış hali akademinin ürettiği insanlar, yüksek lisans doktora yapmış insanlar, nitelikli lisans öğrencileri hatta mezunları, sektörde istekleri gibi işler bulamıyorlar. Onlar istekleri gibi iş bulamayıp ilginç işler ve sofistike işler ve ileri Ar-Ge diyebileceğimiz en azından birazcık daha ileriye taşıyacak teknoloji ve eldeki ürünleri şeyler yapamayınca sektör geri kalıyor. Geri kalınca akademiyle işbirliği yapamıyor. Böyle biraz kendi köşelerine düşüyorlar. Bunu kırmaya dönük mekanizmalar var. İşte hem teknoloji transfer ofisleri var. Koç'ta da görüşüyorduk. İTÜ'de de görüşüyoruz tabii ki. Aktif olarak faaliyet gösteriyorlar. Hem teknokentler var. Buna dönük mevzuatlar da oluşturmuş durumda. Mesela teknokentteyseniz üniversitedeki hocalarla işbirliği yapmanız daha kolay gibi. Bir sürü güzel düşünmüş mekanizma var. Ama galiba daha temel düzeyde bir atılım yapmak için herhangi bir bilim dalında veya teknoloji dalında veya genel olarak ülkenin ilerlemesi için daha stratejik bir büyük ölçekli hamleler yapılması, ekonomik olarak desteklenmesi bir şekilde insan devlet tarafından başlangıçta gerekiyormuş gibi geliyor bana. Onu da devletten bekleyemiyorsunuz. Öyle olmuyor. Sonuçta yine itekaka kendimiz hani şu anki o tavuk yumurta ilişkisini kırmaya çalışarak ilerliyoruz. Bizim özel sektörü de aslında yapmaya çalıştığımız şey bu. Yani sizlerle çalışmaya çalışıyoruz. Hani özel sektörde yaptığınız, mesela biz 2-3 yıl önce yaptığımız işleri anlatamıyorduk bile dedim ya başlangıçta hani müşteri bulamıyorum ki o ürünü yapayım ama o ürünü yapmıyorum ki o zaman doktor öğrencisini işte istihdam edeyim, proje çalıştırayım. İşte bu kısır döngü böyle gidiyordu. Şimdi yavaş yavaş kuruyoruz. Tabii savunma sanayi galiba biraz istisna diyebileceğimiz alanlardan birisi Türkiye'de. Diğer sektörler tabii gelişiyor ama müferit durumlar zaten var. Mesela sizin Kemal Hocam senin çalıştığın bir sürücüs otonom araç şirketi de vardı mesela değil mi? Bu da yok değil yani Türkiye'de. Var var şu an özellikle yani evet otonom sürüş üzerine zaten evet e-tron şirketiyle uzun zamandır hani kuruluşundan yakından çalışıyoruz. Bunun gibi hani sivil şirketler var kesinlikle hani ve sayıları da artmaya başlıyor. Yani bu konuda kesinlikle bir atak ve artış olduğunu söyleyebilirim yani belki sen de kendinden görüyorsun belki 4-5 sene önce herhalde belki tek deep learning şirketi belki sizdiniz hani Türkiye'deki. Şimdi ise zaten hani
yapay zeka veya deep learning yapmayanı dövüyorlar zaten hani şirketlerde şu an direkt olarak o seviyeye gelmiş durumda. Evet, savunma sanayide dediğin gibi istisna. Orada zaten yani ileri teknoloji mutlaka ihtiyaç duyuluyor. Hani çok standart şekilde yapılabilen bir şey değil. Ve zaten hani gerçekten yüksek lisans ve doktora yaptıysanız ona benzer işler yapabileceğiniz tek sektör orası neredeyse. Orasıydı neredeyse. Hani bundan özellikle 10 senedir önce ya TÜBİTAK'a gidecektiniz ya işte Aselsan'a, TAİ'ye gidecektiniz. Şimdi ise değişiyor ve yayılıyor. Bu da güzel tabii ki işlerin ilerlemesi için. Evet. Tamam, süper. Birkaç soru geldi. O yüzden bir 5 dakika onlara ayırmak için. İsterseniz ikişer, üçer dakika bir de son turumuzu atalım. Bu hani zaten konuşuyor olduk belki biraz ama ne yapsak daha iyi olur, daha iyi gider, daha verimli olur, daha hızlı, daha mutlu günlere ulaşırız diye bir kısaca konuşalım isterseniz Deniz Hocam. Tabii. Kemal Hoca iyi bir noktaya parmak bastı. Şimdi yapay zeka konusunda ilerlemek için kalifiye insanlara ihtiyacımız var. Bu insanları yetiştireceğiz, doktora vereceğiz. Ama ondan sonra bu doktora alan insanlar ne yapacak sorusu var Türkiye'de. En azından bugüne kadar böyle bir soru vardı. Şu anda bile doktora öğrencisi çekmekte bu yüzden güçlük çekiyoruz. Çünkü çocuklar haklı olarak ben bundan mezun olduğumda nereye gideceğim diye endişe içinde oluyorlar. Yurt dışına çıkmak isteyen tabii çok var aralarında. Türkiye'nin bence iyi örneklere ihtiyaç var. Yani birkaç tane iyi örnek gerçekten üniversite sanayi işbirliğinden güzel sonuçlar elde eden iyi örnekler oldukça biz çok iyi örnekleri takip etmeyi iyi meraklı bir ülkeyiz. Ama henüz olmayan şeyleri de başlatmak zor. O açıdan da biraz tutucuyuz sanırım. Ben büyük şirketlerle olan araştırma projelerinde genelde şöyle şeylere nasıl anlatayım? Yani şirketin bütçesinde ne kadar büyük bir şirket olursa olsun geçen sene bir madde yoksa bu sene öyle bir maddeyi ekletmek neredeyse imkansız gibi bir şey. Ama geçen sene öyle bir madde varsa bütçede herhangi bir faydası olsun olmasın bu sene de o madde devam ediyor. Yani ben hep kafamda karşılaştırması var mesela. Reklam bütçesiyle araştırma bütçesini karşılaştıralım. Türkiye'de herhangi büyük bir şirketin. Tamam mı? Şimdi araştırma bütçesi konusunda ben herhangi bir istekte bulunduğumda diyorlar ki o yani işte bunun getirisi ne olacak? ROI işte gelecek sene bunu çıkarabilecek miyiz vesaire vesaire. Ama diyorum mesela reklama şu kadar bir bütçe ayırmışsınız. Bunun getirisini gerçekten ölçtünüz mü? Bunun gerçekten size ne faydası olduğunu biliyor musunuz? Hayır. Adet öyle olduğu için öyle ola gelmiş, öyle gidiyor. Ama işte bu işi çözmüş ve alışkanlık haline getirmiş. Senelik bütçe planlamasına bunu artık entegre etmiş şirketler, örnekler var dünyada. Avrupa'da, Amerika'da bunların örneklerini sıkça görebiliyoruz ve hani bu şirketler de sonuçta kar amacı güden şirketler. İlla sosyal yardım için bu işe girmiyorlar. Bir şekilde bu yetenekli çocukların yetişmesi ve bu konularda düşünmesi için bu yatırımı yapınca kendilerine uzun vadede bir şeylerin geri döndüğünü görüyorlar ve bunun için bu yatırımı yapıyorlar. Araştırma biraz sabır gerektiren bir alan. Yani genel mühendislik ya da çözümünü bildiğiniz bir şeyi geliştirmeye pek benzemiyor. Denediğiniz 10 fikrin 9'u çalışmayabiliyor ama o çalışan bir tanesinden çok çok büyük bir getiri elde edebiliyorsunuz. Dolayısıyla hani bir şekilde başarı örnekleriyle benim ümidim Türkiye'de de yavaş yavaş en azından büyük şirketlerin bu konuda ciddi stratejiler belirlemelerini, stratejik ortaklıklara girmelerini bizim gibi araştırma merkezleriyle umuyorum. Bunu bir başlatabilirsek gerisi gelir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi yumurta tavuk hani başlatma kısmı önemli. Umarım beraber bu merkezler sayesinde Kemal Hocalar biz sanayiyi inandırabiliriz bunun iyi bir yatırım olduğuna. Devletin katkısı tabii önemli. Biraz önce TÜBİTAK'ın işte bir takım girişimlerinden, teşviklerinden bahsettin.
Ama ben yine bugün pek negatif oldum ama negatif tarafından da almak gerekirse bu teşviklerin şöyle bir negatif tarafı da var. Şirketleri sadece bu teşviki almak için göstermelik bir takım projeler yapmaya teşvik ediyor. Yani bana gelen şirketlere genelde şey sorusu sorduğunda, hani sizin araştırma için vizyonunuz nedir, bunu ne için yapıyorsunuz? Eğer TÜBİTAK size bu parayı teşviki vermeseydi de zaten bu problemi çözmeye çalışacak mıydınız? Yoksa yani bu soruları sorduğunuzda pek çok şirket bu sorulara çok sağlam cevaplar vermeyebiliyor, veremeyebiliyor. Ama bence bu önemli. Bir şirket olarak özellikle belli boyutun üstündeki şirketlerin kendilerine bir araştırma stratejisi belirlemeleri ve bu konudaki ortaklıklarını uygun kurumlarla kurmalarının gerekli olduğunu düşünüyorum. Bakalım yavaş yavaş başarı örnekleri biriktirerek insanlara bunu inandıracağız diye ümit ediyorum. Süper. Şeyde ufak bir not düşeyim. Mesela bu hani denet aslında implementasyon sorunu birazcık da bahsettiğiniz şey. Devlet önü açıcı olmalı. Bir şekilde onu hani vergiyle sizi bir şeyden sakındırır veya işte vergi indirimi yaparak bir şeye yönlendirir mesela yenilenebilir enerjiye. Bu konuda da önü açıcı olmalı. Ama karmaşık mekanizmalara girmemeli ve tek başına böyle havuç vakumda duran, bağımsız böyle iyi denetimi, implementasyon iyi yapılmamış mekanizmalarla sunulan belki destekler olmamalı. Bunlar da yine çok uzun tartışılacak konular. Yavaş yavaş TÜBİTAK'ta mesela girişimcilik desteklerinde böyle şeyler yapılmaya çalışılıyor. Biraz da ADEMİ merkeziyetçi. Uygulama kurumları denilen kurumlar var. İTÜ Teknokent mesela bunlardan birisi. O yönetiyor takibini, yönetimini, dağıtımını. Yavaş yavaş oraya doğru ilerliyor. Şu anda ilk aşamalarındayız. Belki implementasyonda bazı iyileşmeler de ki zaten dünyadan DARPA'sıyla Amerika'nın değil mi? NSF ile DARPA'sıyla işte Fransa'nın SNR'siyle hani Amerika'da baştan keşfetmemize gerek yok ama belki kendimize özgü bir takım mekanizmalarla kıracağız inşallah bu tavuk yumurta problemi. Buradan duyuralım sanayi, endüstri dinleyenler varsa iş insanları bekliyoruz projeleri. Sadece soruları değil projeleri de alabiliriz. Kemal Hocam? Süre de sanırım şey var. Ben çok hızlıca söyleyeyim. Aslında yine hocam Deniz Hoca'yı önden konuşturmak beni bir şey yaptı bayağı. O zaten bana çok söylenecek bir şey bırakmıyor. Öyle yapsaydık. Olur. Bir dahakinde tersine yapalım. Önce ben konuşayım. Hani sadece hani değişik bir şey ne söyleyebilirim diye düşündüğümde yani şunu görüyorum. Özellikle devlet nezdinde yani şeye çok ihtiyaç var. Böyle çok büyük bütçeli ve büyük vizyonlu ve ileri hani zamanı da büyük olan projelere ihtiyaç var. Çünkü bunlar olmadan gerçekten kalıcı olan bir şey olmuyor ve insanları yeterince cesarete hani yaratamıyorsunuz. Hani sadece şu örneği vereceğim. Bu örneği çok veriyorum şeyde sağda solda konuştuğumda. Ben mesela MIT'de doktoraya başladığımda Boeing sponsorluğunda bir projeye girdim. Ama girmiş olduğum proje ben girdiğimde 7. senesindeydi. Yani MIT ile Boeing zaten 7 senedir bunu çalışıyorlardı. Ben geldiğimde hani zaten benden önce yapmış olan doktora tezleri vardı. Bütün deneysel setup hazırdı. Hani ben geldim ikinci ayda ilk paper'ımı yazmaya başladım orada. Türkiye'de bence projeler ve destekler konusunda en büyük eksiklik. Hiçbir firma hani istediği kadar para da şeye ayırsın hani şeye ikna edemiyorsunuz. Ya kardeşim gel sen benimle bir stratejik ortaklık kur. 10 sene boyunca işte hani beni fonla ve beraber hani bir vizyon oluşturalım. İşte buna yönelik hani çıktılar vesaireler şeyler oluşturalım. Hani bunu yapamadığımız sürece de gerçekten hani büyük impactli projeler ve çıktılar oluşturmak çok zor. Yani maalesef hani ülkenin bence hani birazcık da alışkanlıkları gereği riski ve uzun vadeli planları sevmiyoruz. Hani ondan vazgeçip birazcık riske girmek, biraz da uzun vadeli düşünmek gerekiyor. Bence hani gidilmesi gereken yol bu diyeyim kısaca. Evet, farklı bir bağlamda belki ama mesela Pardus projesi buna benzer bir proje değil mi? Açık kaynak teknolojilerin kullanıldığı ve uzun vadeli iyi de gidiyordu. Sonra ne oldu? O da ayrı bir tartışma konusu. Şimdi aslında ben birazcık daha vakit kopardım. O yüzden 5 dakika kadar süremiz var. Sizin için de uygunsa tabii ki. 3 tane de sorumuz var. Yani o kadar alabileceğiz. 1-2 dakikada belki cevaplayabiliriz. Hemen hızlıca okuyorum birinci soruyu. Deniz Hocam size herhalde yöneltilmiş bu. Üniversiteniz kriptolojiyle de ilgileniyor. Kriptoloji üzerine de çalışıyor. Yapay zeka kriptoloji kesişiminde bir şeyler yapmayı planlıyor musunuz diye sorulmuş. Evet, kriptoloji konusunda yeni bir program başlattık. Hem endüstriye hem akademiye yönelik olarak yeni dersler ekledik. Ve tabii bu iki konu son zamanlarda gerçekten etkileşmeye başladı. Deep learning her yere olduğu gibi kriptolojinin de içine girmiş durumda.
Bunun da stratejik olarak önemli bir konu olduğunu düşündüğümüz için bu yeni programı başlattık. Bakalım ilgi görecek mi, biz de bekliyoruz. Süper. Kriptoloji de deep learning'in içine giriyor diyebilir miyiz hocam? Tersi de geçerli mi? Bir takım şifreler, homomorfik şeyler. doğru, evet. Söyleyebiliriz, evet. Orada haksızlık yapmayalım. Bu bizim tarafta var mı? İTÜ tarafında bir şey var mı Kemal hocam? Bilmiyorum, kriptoloji, yapay zeka. Yani konuları çalışan hocalar var. Çok net bir çalışma varsa da ben özür diliyorum şu an çalışan hocalardan. Benim aklıma gelmiyor. Fakat ona en yakın diyebileceğim hani veri güvenliği hakkında aslında KVKK ile bizim kişisel verileri koruma kurumuyla aslında başlattığımız yeni bir ortaklık var. O konuda da geçen çok güzel bir kick-off toplantısı yaptık. Onlarla özellikle hani Türkiye'de bu iş nasıl yapılmalı? Hani bu konu üzerine ne gibi araştırmalar yapılmalı? Şirketlere ne gibi hani bilinçlendirmeler ve yönlendirmeler verilmeli? Bu konu üzerine epey hummalı şeylere başladık, tartışmalara. Onların da meyveleri önümüzdeki aylarda verilecektir diye düşünüyorum. Hem bu konuda eğitimler olacak, hem bu konuda yapılacak böyle policy paper'lar, dokümanlar, guideline'lar oluşturulacak. Ve inşallah Avrupa Birliği projeleri de yapılacak bu konularda ortak. Öyle çalışmaların kick-off edildiğini söyleyebilirim. Önümüzdeki günlerde gelecektir meyveler. Bu arada Kemal Hocam bunu söylemişken offline bu konuyu konuşalım. Çünkü ben de şu anda Türk Açık Kaynak projesiyle birlikte Türkçe dil verilerinin toplanması ve paylaşılmasıyla ilgili bir proje yürütüyorum. Ve önümüze durmadan KVKK engelleri çıkıyor. Çünkü henüz şeyimiz veri paylaşımına çok uygun değil bürokrasimiz ve kanunlarımız. Evet. Önünde pek çok engel olabiliyor. Ama bu konuda teknoloji geliştirmek istiyorsak hani en az insan ve makine kadar veri de önemli. Hepimizin bildiği gibi yeni dünyasında. Onun için Türkiye içerisinde bu veriyi nasıl üreteceğiz, nasıl paylaşacağız, nasıl lisanslayacağız konularını daha derin irdelememizde fayda var. Tabii hocam, seve seve konuşuruz. Süper. Ben bir dakika içerisinde bir soru belki biraz kritik diye sormak istedim. Şimdi üniversitelerde istatistik bölümleri ama pek var ama tercih edilmiyor. Bir yandan yapay zeka uçuyoruz kaçıyoruz diye o bölümler tercih ediliyor. Yani istatistik, özü, bu işin özü matematik istatistik değil midir? Bu konudaki yorumunuz nedir diye çok kısaca. Evet, öyledir. Çünkü aslında aslına bakarsanız şu anda yapay zekanın ya da işte pekiştirmeli öğrenmenin mesela pek çok değişik bölümde pek çok değişik ismi var. Yani Kemal Hoca bahsetti, kontrolcüler de bu iş çalışıyordu vaktiyle. Ne bileyim, istatistikçiler de derin öğrenmeye benzer problemler çözmeye çalışıyorlardı. Hani tek farkı şu olabilir, istatistik bugüne kadar hani gerek çözdükleri problemler ya da hardware kısıtlamaları yüzünden daha düşük boyutlu problemlere konsantre olup o daha düşük boyutlu, düşük parametreli problemleri çok derin analiz etti. Şu anda istatistiğin aksine işte milyonlarca parametresi olan, belki veri sayısının kat be kat üstünde parametresi olan modelleri nasıl eğitebiliriz, nasıl faydalanabiliriz onu çalışıyoruz. Ama hani bu bence çok temel bir fark değil. Benim yapay öğrenme dersine gelen çocuklara ilk lecture'da hep şey diyorum ya, bugüne kadar işte pattern recognition diye bildiğiniz, istatistik dediğiniz, yapay öğrenme dediğiniz ve yani birkaç tane daha ismi var şimdi aklıma gelmeyen. Aslında bunların hepsi aynı problemi çözmeye çalışan ama farklı akademik yerden geldikleri için değişik isimlerle aynı kavramları alan konular. Bu da aslında bir talihsizlik bence, çünkü bunların aynı şey olduğunu anlayana kadar insan işte doktorasını, doktorasını falan bitiriyor. Ondan sonra bu demek ki buymuş falan oluyor. Halbuki akademisyenler olarak bir araya gelip bu her şeye 15 farklı isim verme şeyimizden vazgeçsek pedagojik açıdan daha iyi olacak diye düşünüyorum. Şimdi toparlamamız gerekiyor. Kemal Hocam zaten aynı şeyleri söyleyecektin herhalde değil mi? Üç aşağı beş. Evet hocam. Ben zaten evet yani aynı şekilde. son sorumuzda zaten uygulamaya daha yakın oluyor. Belki bir fark odur. Son sorumuzda interdisipliner çalışmalara pozitif bakılıyor mu deniyordu. Tabii ki merkezlerde, iki merkezde de soruydu. Tabii ki bakılıyor diye düşünüyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Çok keyifli oldu. Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifine de organizasyon için çok teşekkür ediyoruz. Sözü Can'a bırakıyoruz.